Şu anda da Kıbrıs'ta Asya Danışmanlık'ta firma sahibi Ayşe Uludağ Hanım'ın yanındayız. Ayşe Hanım merhabalar, nasılsınız? İyiyim, sağ olun siz. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Şimdi Ayşe Hanım, önce kısa bir sizi tanıyabilir miyiz? Tabii, 82 Gazi Mausa doğumluyum. Yaklaşık 12-13 yıl biyolog olarak çalıştım. Özel sektörde hizmet verdim. Sonrasında bir şeylerin eksik gittiğini fark ederek sektör değiştirmem gerektiğini fark ettim ve karşıma koştuk gibi muhteşem bir sistem çıktı. Şu an bireysel ve kurumsal alanda bireysel olarak koçluk hizmetleriyle kişilere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kurumsal anlamda da hizmet içi eğitimler, kurum çalışanlarının performansını arttıracak, yöneticilerin daha lider yöneticiler haline gelecekleri çeşitli eğitim programlarımız var. Onlara da bu yönde hizmet veriyoruz. Ayşe Hanım, seyircilerimiz için biraz daha bu yaşam koçluğunu açacak olursak hangi alanlarda hizmet veriyorsunuz, ne gibi konularda yardımcı oluyorsunuz? Şimdi aklınıza gelebilecek her konuda koçluk hizmeti alabilirsiniz. Hem ebeveyn koçluğu alabilirsiniz, hem çocuklarınız için koçluk alabilirsiniz. Kendilerini keşfederek daha sağlam adımlarla hayatlarına devam edebilmeleri için, kendilerine doğru meslekleri seçmeleri için, nasıl hedeflerine odaklanacaklarıyla ilgili veya siz özel yaşamınızla ilgili, iş yaşamınızla ilgili, sosyal hayatınızla ilgili istediğiniz her konuda ama her konuda koçluk hizmeti alabilirsiniz. Öncelikle kurumsal koçluktan başlarsak, bu alandaki hizmetleriniz nelerdir? Geri dönüşümleri ne şekilde oluyor? Şimdi şöyle ki, artık şuna inanıyoruz. Sadece çalışanlarının motivasyonlarını arttırarak kişiler yıllık gelir düzeylerinde de artışın farkındalar. Çünkü iş yerini gerçekten ileriye, biraz daha ileriye götürecek şey güçlü bir takım çalışmasıdır. Hem yöneticilerle hem çalışanlarla ortak hedefin belirlenmesi, ortak vizyonun belirlenmesi. Bir iş yerindeki bir çalışan eğer o iş yeri yöneticisiyle aynı hedefe sahipse işiyle ilgili çok daha güzel yol alınır, çok daha verimli yol alınır. Peki sağlık konusuna geçecek olursak, sağlıklı yaşam, spor, yine bu konularda yaşam koçunun bize sağladığı faydalar sporun dışında nelerdir yani? Sağlıklı yaşam deyince şuna girelim, hemen bir örnek verelim. Kilolu insanlar, hani kilo vermeye çalışır yıllarca, diyetisyenlere giderler, spor salonlarına giderler. Evet, hepsi gereklidir ve önemlidir. Fakat kaçırılan şöyle bir nokta var. Aç olan midemiz olmaz çoğu zaman. Aç olan zihnimiz, beynimiz olur, ruhumuz olur. Eğer siz onları iyileştirmez, şifalamazsanız, düzeltmezseniz büyük bir ihtimalle kilo alıp bir süre sonra belki çeşitli çalışmalarla verip tekrar daha fazlasını almaya devam edeceksiniz. Kısacası bilinçaltınız size bir şeyler söylemeye çalışır. Siz onu dinlemiyorsunuz, o da size kilo aldırır. Başka bir alanda destek olduğunuz, eklemek istediğiniz bir şey var mı yaşam koçuna dair? Evet, nefes eğitimi veriyorum, nefes çalışmaları yaptırıyorum kişilere. Nefesin öneminden kısacık bahsetmek istiyorum. Nefes hem bedenimiz, hem zihnimiz, hem de ruhumuz için olmazsa olmazlarımızdan. Artık içgüdüsel olarak, otomatik olarak yaptığımız bir eylemden dışarıya çıkarmak istiyoruz biz bunu. Nefesi bilinçli kullanmak, nefesi eğitmek ve tam kapasiteye nefes alma düzeyine gelmek bizim hem ruhsal hem bedensel sağlığımız açısından çok büyük ilerleme kaydettirir bize. Birçok hastalığın da altında yatan gerçek sebebin artık hücrelerin yeterince oksijen alamaması olduğu, en hızlı psikolojiyi düzelten teknik nefestir. Bununla ilgili kişilerin yeterince, eğer bilgi sahibi değillerse, bilgilenmelerini ben şiddetle tavsiye ederim. Evet, yaşam koçunun hayatımızdaki önemini biraz daha anlamış olduk. Ayşe Hanım'a verdiği bilgiler için tekrar çok teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığı yerden devam ediyor.